Bu iş bitecekti. Bitecekti. Zora gidiyor Esra Hanım. Hı? Zora gidiyor. Ben durumu size izah ettim. Aha. Zaten bilginiz de var buraya nasıl bir şekilde geldiğimden. Olmayan şeylerle ben kendime var veya yaparım diyemem. Veremeyeceğim sözü hiçbir zaman unutmam ben. Ben de şu soruyu yöneltiyorum. Hatice hayatınızdaki bir kişi. Şu anda yaşamınızda olan ikinci kişi var, Zeynep. Ondan evet. da bir çocuğunuz var. Evet. Yarın öbür gün onunla da ilişkiniz bittiğinde ki muhtemelen siz tekrar yeni biriyle o sırada ilişkiye başlamış olacaksınız. Zaten şu anda Esra'nın bu fotoğrafları yayınlamakla, videoyu yayınlamakla şu an benim bütün olan ilişkimi, alakamı, her şeyi bitirdiniz. Niye? Bir saniye. Bitirdiniz. Çocukla çocuğu öptüğünüz ve sarıldığınız video. Sarıldım tamam evet benim canım. Olduğunu size dile getirdim. Kenan Bey ne gibi bir sıkıntınız olabilir? Ya, sıkıntım var Esra Hanım. Bana şunu söyleyin. Canlı yayında sürekli Hatice'ye reddedici davrandım. Çünkü evet. Zeynep'e bazı yalanlar söylemiştim. Hayır yalan şimdi ben söylemedim ben. Söylediklerimle davranışlarım aynı olmadığı için. Hayır yalan yeni söylemedim kurduğum ben. Düzenimde yalan sıkıntı. Yani bir kadının ben sizin mümkün değil olmaz da tabii. Sizin hayatınızdaki kadının sizin bu davranışlarından sonra evi bırakıp çekip gitmesi lazım. Bu nasıl vicdansız bir adam? Ben nasıl bir bu insanla aynı eve girdim? Yarın öbür gün beni de mağdur eder, beni de ortada bırakır. Benimle işi ve menfaati bittiğinde nasıl gaddarlaşan bir insan olduğunu düşüneceğini sanıyorum Zeynep Hanım'ın. Ve Zeynep Hanım'a da ders olsun. Hayatınızdaki adamın gerçek kimliğini, menfaatleri ve çıkarları bittiğinde kim olduğunu görebileceğiniz en açık platformlardan biri. Bu hepinizden... Sizden ricam. Ama tam tersi Kenan, senin hayatındaki kadın şu görüntüden sonra demeli ki ya iyi bir adam bak çocukları söz konusu olduğunda onları darda koyan, sıkıntıda bırakan, mağdur eden bir adam değil demesi lazım. Bu nasıl senin hayatını sıkıntıya sokar ya? Ne diyecek bunun için şu an hayatındaki kadın Zeynep sana Kenan? Sevmemi görmemi istemiyor sanırım ne yapabilirim? Kimi? Çocuğu. Yazılar olsun dur. Zeynep sana bir şey bir diyor burada. Senin Zeynep'e burada konuşmaya hakkın tamam, yok. Tamam konuşurum. Benim lütfen. Çocuğumu işte, babası senin, bıraktı. Hayır. O senin, bırakmadı. Kenan ya, bıraktı. Ya insan olaydın da çekip evinden git. Konuşamazsın. Geçeceksin bunu. Kenan ben seninle bir konu konuşacağım. Esra Hanım bu konuda konuşacaksanız bir dakika Esra Hanım. Benim soruma cevap ver. Esra Hanım soruya cevap vermiyorum. Bir dakika dinle. Çocuğu kabul etmeni bu kadın, neden istemiyor? Esra Hanım bu kadın şu anki evli olduğum kişi hakkında konuşursa bu kanalı tamam, yayını terk ederim. Ya, dur da iki dakika. Konuşmasını Zeynep, asla istemiyorum. Zeynep niye çocuğu sevmeni kabul etmeni istemiyor? İstemiyor. İstemediği içinde ben de davranamıyorum. Zaten çocuğa kendi gönlümden kendi içimden sıcak davranamıyorum ki. Bak Kenan bu görüntülerde ekip arkadaşlarımızdan biri yanındaydı. Ne yapabilirim? Hayır çocuğu kucağına aldığında çok hiç beklemediğimiz bir tavır sergiledi dedin değil mi? Yani hani aldı öptü sarıldı ben dedi Kenan'dan dedi bu davranışı beklemezdim dedi. Ya sonuçta canım ciğerim kanım alıp tabii ki seveceğim ama şu anda yani. Ama Zeynep sana nasıl bir yani şu an yaşamındaki kadın sana nasıl bir baskı oluşturuyor? Ya kadın bana baskı oluşturmuyor. Ama bir baskı yapması evet, lazım yapıyor. Ki sen korkuyorsun. Hayır korkmuyorum. Benim Allah'tan başka kimseden korkum o yok Esra'nın. O zaman korkmuyorsan ama çocuğa içimden gelerek ısınganlığım yok yani. Ya Kenan Beyciğim bu çocuk velayet annede de olsa tamam, haftanın belirli günlerinde senin evine gelecek. Sen bu çocuğu istemeyecek misin? Hayır, az önce alacağım dediniz çocuğu. Zeynep tamam, Hanım ben izleyerek nereye bırakacaktınız tamam, çocuğu? Tamam madem. 5 dakika önce net bir tavrınız olsun. Net bir tavrınız olsun. Zeynep'ten korkuyor. Evet Zeynep'le bana diye çok giriyor. Hiçbir yerde bırakmayacaktım. Evde Zeynep Hanım var. Siz canınızı kanınızı sokakta bırakabilir misiniz? Ben iki evladım için. Ya kucağa aldığınıza izin vermiyor hanımefendi. Onca zaman sıkıntı çektim. Bu çocuğu da almış olsam ben zaten alıp çocuğu götürüp Kenan, sağa sola bırakacak halim yok ya. Işte, bu kadar karaktersiz bir insan değilim. Kenan senin tezatlığını söylüyor. Biraz önce çok güzel bir cümle söyledin. Anneye vermem ben alırım bir tas çorba veririm dedin diyor Hülya Hanım. Tamam. Şimdi de diyorsun ki Zeynep bu çocuğu benim kabul etmemi istemiyor. Tamam istemiyorsa ben burada gereken her şeyi yaparım zaten. Hülya alırım bakarım sana, ne yapayım Esra Hanım. Hülya Hanım da sana diyor ki yani istemeyen bir Zeynep varsa şu an yaşamındaki kadın varsa sen bu çocuğu nasıl alıp eve götüreceksin diyor. Siz o zaman diyor sokağa atacaksınız bu çocuğu hayır, diyor. Hayır ben vermeyeceğim. Ya dur be veriyorum diyorum. Esra
Size bir şey sorabilir miyim? Sor. Siz kendi canınızı kanınızı sokağa atabilir misiniz? Ama Kenan Beyciğim, siz hayatınıza canınızı kanınızı baskı üçüncü kişi için... istemiyor diye bırakır mısınız evet. ya? Canın kanın diyorsun ya, evindeki daha eşin bile olmayan kişi o çocuğa dokunmadı diye hangi güç ya, hangi güç sizi kanınızdan, canınızdan olan birine elleme, dokunma diyebilir? Avukat Hanım, bu kadar net konuştuğunuza göre hakkımda da bilginiz olması lazım. Bu kadar net konuşuyorsunuz hakkımda. Kesin Kenan, benden bir bilginiz var yani ki bu şekilde net... kadarıyla sizi tanıyorum. Helalle beynimin içine okuyunuz ki ondan bu kadar net konuşuyorsunuz. Kenan Bey, şimdi tek tek gidelim. Benim sadece bu sorunum değil, benim bundan başka farklı sorunlarım var. Kenan, benim sadece bu sorunlarım değil. Kenan Beyciğim. Buyurun Esra Hanım. Şu an hayatınızdaki Zeynep. Evet Esra Hanım. Bu çocuğu yani Hatice ile evliliğinizden olan çocuğu... Evet. ...sevmenizi... sarılmanızı, onu kabul etmenizi, ona babalık yapmanızı istemiyor değil mi? Ya normalde bir şey demez. Hani bir kadın olarak, bir anne olarak, anne vicdan olarak bir şey demez. Ama ben kendi hani tamam kanımdır, canımdır bak atmıyorum. Ben burada kaç milyon insanın önünde söylüyorum. Evet. Ama ben kendi içimden gelerek ben çocuğa sıcak davranamıyorum. Niye yalan söyleyeyim ki burada size? Kenan bir saniye, Allah'tan canlı yayındayız. Şimdi birkaç dakika. Biraz önce dedin ki ya bu görüntüyü yayınladınız Esra Hanım. Benim düzenimi bozacaksınız. Çünkü Zeynep benim bu çocuğu kabul etmemi istemiyor dediniz. Evet. Çünkü ondan da çocuğum olacak. Nasıl kabul etsin? Tamam. Soruyorum size. Şimdi biraz önce dedin ki o annedir kabul etmemi ister. Bak kafam gidiyor. Annedir kabul etmemi ister benim içim ısınmıyor dediniz. Sonra diyorsunuz ki. Siz beni çelişkiye düşürüyorsunuz ya. Ben de sizi çelişkiye düşürmenin peşindeyim. Yurttaki çocukları nasıl kabul etti? O çocuklar da... O çocukları baştan aşağı biliyordu zaten. Ben bütün olan her şeyimi anlattım. Tamam bunu da biliyor. Hatice'yle olan durumu anlattım. Bunu da biliyor. Anlattım. Evli olduğunuzu biliyor. Eşinizin ama bunu, terk ettiğini biliyor. Ama bunu yeni öğrendi. Bu çocuk benim yanımda olduğunda öğrenmiş olsaydı kabul ederdi. Peki. Benim kuşkum yok. Kenan. Ama bu çocuğu sonra alıp ben evime nasıl götürebilirim? Bu kadına nasıl durumu izah edebilirim? Soruyorum Kenan, size. Bak şimdi görüntülere baktığımda böyle hani çocuğu piş pişliyorsun, şefkat gösteriyorsun. Halbuki ama kamera arkasında hani çocuğa karşı garip de bir şefkat gösteriyorsun. Görüntüleri yayınladım Esra Hanım, ya. Çocuk evet. çocuğa kucağınıza aldığınız zaman ne yapabilirsiniz ki? Benim bildiğim çocuğu kucağına aldığınız zaman seversiniz. Tamam. Sen artık çocuğunu sevecek misin? Timsak gözyaşları dökme. Yaşamda. Hani mesela babalar bir çocuğun varlığını daha anne gibi değildir yani. Daha geç idrak ederler baba olduklarını. O çocuğu kucağına alacaklar, sevecekler. Onunla paylaşımları arttıkça aralarındaki ilişki de giderek kuvvetlenir. Evet. Siz bundan sonra velayet annede de olsa çocuğunuzu haftanın belirli günlerinde göreceksiniz. Görmek o günlerde elinize alacak mısınız, bakacak mısınız, babalık yapacak mısınız? Esra çok merak Hanım, ediyorum. Esra Hanım, görmek istemiyorum. Bunu size kim söylettiriyor? Siz gerçekten... Bana kimse bir şey söylettirmiyor. Zeynep. Ben buraya kendi düşüncelerimle çıkıp burada size konuşuyorum. Bana kimse Zeynep. Baskı yapmıyor. Hayır. Zeynep, Zeynep Hanım kesinlikle bana baskı yapmıyor. O benim bir de eşim. Bana nasıl baskı yapabilir eşin ki soruyorum değil, size. Eşin değil, o senin dini nikahlı beraberlik yaşadığın kişi. Eşin burada. Resmi nikah olmadan... Hatice, senin Esra resmi... Hanım, o beraberlik yaşadı. Hatta siz şu anda yasak ilişki yaşıyorsunuz normalde. Evet, çekişmeli boşanma davası devam ettiği sürece de bu fiili evlilik, sözde evliliğiniz devam edecek. Hatice Hanım, siz çekişmeli olarak boşanma davanıza devam edin. Tamam avukat hanım. Çocuğu da göstermiyorum. Çocuğa ben bakacağım. Hatice, yani bütün bu olanların içerisinde çocuğu sana gösterme demem. Çünkü o çocuğu, o zarar çocuğuna verirsin. Esra Hanım bir şey söyleyeyim mi? Ben avukatla... Bir şey söyleyeceğim. Neden zarar verecek? Bu çocuk bu yayını ileride büyüdüğünde izlemeyecek mi? Ben olsam
böyle bir babayı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatım boyunca çocuklar bir açısından, çocukların gözlerinden dünyaya bakmayın. Onlar adına Esra hüküm. Esra Hanım ne bugün demek yayında çıkmış aleni ben kabul kim olursa diyor. Olsun, babanız kim olursa olsun bir çocuk böyle bir babası kötü bile Esra olsa Hanım. Onun tarafından sevilmeyi hak ediyor. Hak etmiyor o... Esra Hanım. Kesinlikle hak etmiyor. Adam sen şimdi aynı... kendi yaşamından, kendi babanla hayatındaki ilişkilerinden yola çıkarak bunu değerlendiriyorsun. O çocuk daha çok küçük. Onun adına işte bu velayet savaşları niye var biliyor musun? Anne ve babalar çocukları adına hüküm veriyorlar. Kendi isteklerini, menfaatlerini o kavgaları çocuklar üzerinden yürütüyorlar. O çocuk bu sevgiden mahrum kalıyor. Yapmayın bunu. Esra Hanım. Bir kadın Esra için Hanım. Evlat. Esra abla bir şey konuşabilir miyim? Yani kimse bilmesin. Ama o zaman canlı yayında olursa ki herkes bilir. O değil. Annem biliyor bir şeyle ilgili. Ben zor durumda değilim. Benim biraz bir şeyim var. Annem Esra ablaya arkada söyle dedi. Burada bilmesin, Kenan bilmesin. Bunların hepsini biplediniz inşallah. Ya Hatice ya. Tamam. Neyin olursa olsun abicim ödeyecek nafakasını. Bu kadar basit. Benim nafakaya ihtiyacım yok demeye getiriyor da öyle bir şey yok. Ödeyecek nafakasını. Çekişmeli boşan, tazminatlarını da al.